Ah, bu kızın mahcubiyeti öldürecek beni. Öldürecek. Efendim Hatun Bey. Yukarı çık, kapıyı çal artık. Peki efendim. Yapamazdık. Bin kez daha aynı şeyi söyleyebilirim. Ne sen ne ben. Bunu böyle yapamazdık. Deme bir şey lütfen. Bak lütfen daha fazla utandırma beni. Bak ben buraya ahlaksızlığa gelmedim, tamam mı? Benim sana bir özür borcum vardı. Karnındaki Masum'a da özür borcum vardı. Ben özrümü diledim. Bizim vedamız da böyleymiş işte. Belki... konuşacaklarımız bitmemiştir Yasin. Belki bir mucize olur. Birbirimize söyleyebileceğimiz yeni şeyler olur. Ece Hanım. Ne yapıyorsunuz siz ya? İçeri mi gireceksiniz bir de? Kusura bakmayın. Hazım Bey sizi merak ettiği için geldim. Kapıyı açık, siz de böyle görünce. Uyuyakalmışım. Tam çıkarken anahtarı da unutmuşum, kapı açık kalmış. Ya kapının da mı hesabını vereceğim artık? Önden buyurun lütfen. Allah Allah, lütfen. Gökhan bu çok kanıyor. Gökhan çok kanıyor bu. Küçük çocuğu hastane evde bırakmışsın tek başına. Ne yaptığımı biliyorum ben. Söyleyip durma Gökhan, yardım et. Gökhan çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Anneciğim, anneciğim tamam. Anneciğim tamam. Tamam. Gel. Gel. Ya yardım edin. Bir kişi yardım etsin. Yardım edin. Yardım edin, çok kanıyor, yardım edin. Tamam, sakin, sakin. Sedre getirin. Dur, dur, dur. Yardım edin. Yardım edin, çabuk olun, çabuk olun, çabuk olun. E tabii Hazım Bey, şimdi sizin de dikkatinizi çekti benim kızım bu durumu, değil mi? Haklısınız. Heyecanlı da biraz. Ondan şey etti Hazan. O sizin heyecan dediğiniz malumun ilanıdır. O senin evlatlığının malumudur. Ben senin kızını gördüm. Artık bana oyun oynamaktan vazgeç. Sen benim kızımı gördün. Ben de senin evlatlığını gördüm. Sen de gördün mü? Herkesin gözünün önünde. Nasıl kırıverdi bardağı? Nasıl akıttı kanı? Allah'tan senin öteki saf delik anlamadı da daha çok kan akmadı. Yoksa burası kan gölüne dönerdi. Bana bak. Haddini bil. Benim oğluma evlatlık demekten vazgeç artık. Ve bu kardeş kanından da bahsetme. Ben bu evliliği evlatlarım birbirine düşmesin diye kabul ettim. Buna mecbur kaldım. Yoksa senin o ucuz tehditlerinden korktuğum için değil. Evlatlarımdan korktuğum için. Ve bu mecburiyetten de hoşlandığımı zannetme. Bak ayağını denk al. Kendi şansını da kızının şansını da daha fazla zorlama. Fazilet Hanım. Ece geldi herhalde. Ben gideyim de bir önden anlatayım. Olan biten hiçbir şeyden haberi yok çünkü. Ona bir bilgi vereyim, biraz anlatıvereyim. Vereyim.
lütfen artık bana bir şey söyler misin Hasan? Ya bu yaşadığın şey utangaçlık, heyecan artık adı her neyse. Ya dışarıdan nasıl göründüğünün farkında mısın sen? Ben artık gerçekten ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum Hasan. Bu iş gittikçe tuhaflaşmaya başladı ya. Ya lütfen artık bana bir şey söyler misin? Ne oluyor sana? Sen şu yüzüğü bir takma bakalım. Vallahi de billahi de ne Yağız Egemen kalır şu yalıda... ...ne de birbirinin yüzüne bakacak iki kardeş bırakırım geride. Gir içeri. Gir. Neredesin sen? Ha? Ne uykusuymuş bu? Bana bir söyle. Yavaş, yavaş çık. Abla? Ya abla, abla tabii bak. Bak neler kaçırdın, sen daha uyu. Abla? Ya işte böyle şaşar kalırsın kızım. Evleniyor ablan. Düğünümüz var. Çok iyi ya. Tebrik etti galiba değil mi? Şimdi o kaçırdı ya bir şeyleri. Kız ablanı tebrik etsene. Tebrik için teşekkür ederim Cici anne. Hasan ben bırakayım seni artık ha. Aa, nereye gidiyorsunuz ayol? Ne biçim gençlersiniz siz yahu? Gidin çıkın eğlenin bir kutlama yapın bir şey yapın. Benim kutlamaya halim kalmadı anne. Gördüğünüz gibi Hasan yine formunda. Sinan Bey Selin Hanım uyandı sizi odasında bekliyor. Ben hemen geliyorum Hasan. Hasan'ı şoför bırakır. Böyle midesi rahatsızken onu ayakta bekletmeyelim. Ben de arabaya kadar eşlik ederim ona. Tamam ben yukarıdayım o zaman. Yok Hazım Bey ben kızımı geçiririm. Anne sen gel benimle. Hazan'ı ben yolcu ederim Fazilet Hanım. Seve seve. Hadi gel. Dur kız çekiştirip durma tamam. Allah hadi. Allah. Gel 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 gel. Geliyoruz işte. Nermin, Hasan Hanım'ın paltosunu getirir misin? Tabii Hasan Bey. Yüzük parmağını sıktı galiba. Hazım Bey. Hasan, senin bana söyleyecek bir şeyin yok. Parmağında oğlumun yüzüğüyle ailemizin bir parçası olacaksın. Madem konuşmaya başladınız, benim de söyleyeceklerim var. Ben Sinan'a... Evlilik aşktan çok daha ileridedir. Sizin kardeşimle olan evliliğinize bakınca görebiliyorum. Önemli olan bundan sonra benim sizi nasıl gördüğüm. Evlilik bağı ailenin temel taşıdır. Evliliğin temeli de sadakattir. Benim senden tek istediğim sadakat. Oğluma, doğru olana, onura, şerefe ve aileye sadakat. Sarsılmaz ve sonsuz biçimde sadakat. Ya sen ne yapıyorsun ablama ya? Ne yapıyorum? Sevenleri kavuşturmak da mı suç? Kendini kandırma. Ablam Sinan'la evlenemez. Ve sen bunu bile bile... Neyi bile bile?
Neyi bile bile? Ablam Yağız'ı seviyor. İlle söylettin işte. Ne oldu? Benden duyunca ne oldu acaba? Ben evlatlarımı hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Bundan sonra da ayırmak istemem. Ama ayırırsınız değil mi? Bıçak kemiğe dayanırsa ayırırsınız öyle mi? Kardeş kavgası. Bir babanın altından kalkamayacağı tek sınav budur. Kardeş kavgası. Beni oğullarımla sınama. Bu sorunun cevabını vermek zorunda bırakma. Şoför istemez. Kendim giderim. Hasan Bey. Efendim, benim size söylemem gereken bir şey var. Bana bak Ece. Bak şu torunumun hatrına sana dokunmuyorum. Bak beni delirtme. Kapa o edepsiz çeneni. Beni daha fazla kışkırtma. Asıl sen kışkırtıyorsun anne. Ya ben onlar birbirini seviyor, kavuşsun demiyorum zaten. Onlar da kavuşmaya değil, kaçmaya çalışıyor ya. Ama böyle yapamazsın. Yağız'ın önüne Sinan'la geçemezsin. Ya sen ablamı hiç tanımıyor musun ya? Ablam zorla asla evlenmez, olmaz. Gör bak nasıl oluyor. Ablan nasıl evleniyor, gör bak. O elini hiç çekmeyeceksin değil mi üstümüzden? O ellerini kalplerimizden asla çekmeyeceksin değil mi? Buyurun Nazım Bey. Bu da Ece Hanım'ın bana verdiği para. Özür dilerim. Şüphelenmesin diye almak zorunda kaldım. Yüzüme. Senin yüzden oldu desene ya. Ben 5 yaşındaki çocuğu evde yalnız bıraktım. Karnını doyurmamıştım biliyor musun? Çünkü ben yumurta bile kıramadım, yapamadım ya. Sandviç verdim ben ona. Ben yapmamıştım, üstelik hazırdı. Hadi söylesene. Hadi söyle. Ya niye söylemiyorsun? Söylesene. Sen bu dünyada gördüğüm en iğrenç, en kötü annesin desene ya. Söylesene. Sen annelerin yüz karasısın desene. Ya şov yapma. Bari burada şov yapma. Kızının ameliyat olduğu kapının önünde şov yapma. Aldırmak istemiştim. Çok geçti, çok. Ben aldırmak istedim ama aldıramadım. Doğurdum, attım işte öyle bir kenara. Ya şu, kapa şu çeneni ya. Şu lanet olası çeneni kapa. Ben yapamam dedim. Olmaz dedim ya. Benden anne olmaz dedim. Ben bakamam dedim. Ayak bağı olur dedim. Evet, aklından geçeni söyledim. Ben dedim ki onun ailesi beni kabul etmedi. Çocuğumla asla kabul etmez dedim. Senin için ya, zengin koca için ben çocuğumu doğurdum, bir kenara attım. Ben böyle bir anneyim işte. Sen beni hiç tanımamışsın yani. Söyleme, söyleme. Emre. Eğer bir çocuğun olduğunu bilseydin... Söyleme artık yalvarırım, söyleme. Ona babalık yapardım. (Gülüyor)
Bu gece sevgilimleyim. Evi size bırakmak istedik. Nerede? Atölyede. Baba, sen ne biliyorsun? Ne sen ayırabileceksin ne de annesi. Kavuşacaklar. Benim evliliğim bitiyorsa senin evliliğin de bitiyor baba. Hazım. Açıklayabilirim. Gerçekten açıklayabilirim. Ekmeğimi yiyenler bana sadık olur. Ya sen? Benim soyadımı taşıyan eşim. Sen bana sadık mısın? Sen şu yüzüğü bir takma bakalım. Vallahi de billahi de ne Yağız Egemen kalır şu yalıda... ...ne de birbirinin yüzüne bakacak iki kardeş bırakırım geride. Ben evlatlarımı hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Bundan sonra da ayırmak istemem. Bir babanın altından kalkamayacağı tek sınav budur. Beni oğullarımla sınama. Bulacaksın. Bir yolunu bulacaksın. Thank you.
Ben de yukarıda kapıyı çalıyorum ya. O birileri fena dağıtmış ya dün. Farah nerede? Arkadaşıyla kahve içiyor. Gelir sonra şirkete. Ben de üstümü değiştireyim. Sonra uğrarım şirkete. Biz ne yapıyoruz? Kahvaltı? Bu düğün şeylerini falan konuşsak? Benim şirkete gitmem lazım. Birkaç eşyamı toplayacağım. Ya tamam, şirkete yakın bir yerde kahvaltı yapalım. Biraz konuşmamız lazım bence. Sonra böyle kır düğünü yapmak istiyorum, yaz gelin olacağım falan triplerim vardır belki. Yoksa bak, planı ben yaparım, dün geceki gibi olur her şey. Sen hiçbir şey yapma Sinan. Sakın. Şimdi acele mi etmeyelim diyorsun? Konuşacağız. Sen bir şey yapma, konuşacağız. Vermem çok çirkindi biliyorum. Ama ben tatlı sık çıksın istemedim. Seni rahatsız etmek istemedim ağzım. Ben o şoförü sana güvenmediğim için değil. O serseriye güvenmediğim için. Seni rahatsız etmesinin önüne geçmek için peşine taktım Ece. Peki ya sen ne yaptın? Hı? Ona rüşvet verdin. Benim adamıma sus payı verdin. Beni çok, çok küçük düşürdün Ece. Ben seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Çıkabilirsin. Ben dün gece ablamın evinde uyuyakalmadım. Yanımda Yasem vardı. Yattık kalktık. Aklımızı başımıza aldık mı bakalım Ece Hanım? Ece nerede? Vallahi atölyede herhalde. Üzerinde gecelik koşturuyordu. Biz uzun uzun sohbet ettik. O benden özür dilemek istedi. Diledi. Ben öyle işte. Hepsi bu kadar. Bir şey sormayacak mısın? Bir şey söylemeyecek misin Nazım? Ben sana diyeceğimi dedim. Söyleyeceğim yeni bir şey yok Ece. Şimdilik. Ben ne demek istediğini anlamıyorum. Nihai kararımı öğrendiğinde anlayacaksın. Ama merak etme. Seni çok fazla bekletmeyeceğim. Sadece biraz düşünmem lazım. Çünkü bu vereceğim karar geri dönüşü olmayan bir karar olacak. Ağzım. Çıkabilirsin Ece.
Ne oldu kız Ece? Aa, Fazilet Hanım günü erken başlamış. Ne oldu? Kapı dinliyordun yine değil mi? Anasını kapı dinlemeye muhtaç edenler utansın. Neydi o kocanın hali öyle? Ne yaptın gene, bir şey mi yaptın? Geç kaldım. Hepsini dinleyemedin demek. Ece, benim cinlerimi tepeme çıkarma. Söyle. Yataktan kalktığın gibi fırlamışsın kocanın yanına. Ne oldu diyorum sana, ne oldu? Kız bir kabahat mi işledin? Cevap versene annene. Kız Ece, cevap ver diyorum sana. Niye konuşmuyorsun benimle? Kız sen sabah sabah ananın canını mı alacaksın? Ha? Niye cevap vermiyorsun bana? Gördüm kocanı. Dağılmış gitmiş adamın suratı. Ne oldu kız? Ha? Kız sen yoksa dün gece uyuyorum diye bizi ayakta uyutup bir şey mi yaptın? Kız sen dün gece... O itti. O namussuzla mı buluştu yoksa? Ha? Bak, 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 bak. Bak, inkar etmiyor bak. Bak, kız niye inkar ediyorsun? Anne çıkar mısın? Hadi hazırlan. Kız siz abla kardeş ikiniz başınızı yakmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ne dedi kocan? Kocan ne dedi? Neye karar verecekmiş? Ne düşünecekmiş? Çabuk söyle. Hazım'ı duydun anne. Fazla bekletmeyeceğini söyledi. Hadi merak etme. Ben öğrendim de sen de öğreneceksin zaten. Hadi çıkar mısın ya? Çık, hadi hazırlanmam gerekiyor. Hadi lütfen. Gözünü birinden öbürüne kaydırmaya gelmiyor demek ki. Anlaşıldı. Selin Hanım. Ay Fazilet Hanım ne yapıyorsunuz ya? Hapı düşürttünüz. Bırak şimdi hapı mapı. Ama Fazilet Hanım. Hapı yutmuş zaten uyutacağı kadar. Ben İlecek... Fazilet Hanım'ım. Ben ne diyorsam o olacak. Niye lafımı dinlemiyorsun? Bırak şimdi hapı falan. Hadi doğru şoförlerin yanına git. Arabayı hazırlasınlar. Hadi 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 hadi. Hadi geliyorum ben de. Araba hazırlasınlar. Selin Hanım. Şş. Yok anam yok, bunda hiç can kalmamış. Sen burada hapı yutarken senin o kocan olacak at hırsızı atına binmiş dört nala benim kıza geliyor. Duyuyor musun beni? Beni dinle. Boşanmak yok. Tamam mı? İlacı milacı unut sen. Bak Fazilet sana yardım edecek ha. Şşş bana bak. İlaç milaç da yok, boşanmak da yok. Tamam. Ben yardım edeceğim sana. Tamam mı? Ben yardım edeceğim. Yok yok, bu hapı yutmuş. Telefon. Hızlı toparlanmışsın. Hazan sen ne yapıyorsun? Nerede? Dün geceden beri gergin olmanı anlıyorum ama. Bak, o telefonu hemen çıkarıyorsun. Ve o kaydı siliyorsun. Sebep? Al sana sebep. Gördün mü sebebi? Dün gece bundan çok daha fazlasını gördüm ben. Bak seni gerçekten çok merak ediyorum. Hala telefonun kapalı. Baban sürekli uyuduğunu söylüyor. Aklım sende. Bak kendine gelince ara beni. Konuşacak şeylerimiz var. Eğer o kaydı telefondan silmemi istiyorsan sorun çıkarmayacaksın Hazan. Böyle asmakla kesmekle falan olmaz. Güvenimi kazanacaksın. Sen gerçekten bana şantaj yapıyorsun. Ben hepimizin iyiliği için uğraşıyorum. İyilikmiş.
Bana bak, o ses kaydını bana karşı kullanamazsın. İzin vermeyeceğim buna. O zaman beni buna mecbur etme. Telefon benim telefonum. Ne zaman sana güvenirim, o zaman gözünün önünde silerim kaydı telefondan. Bak, hemen o telefonu çıkarıyorsun. Buyurun, buyurun. Ve... Merhaba. Yağız Bey'le toplantımız vardı bizim ama. Ben de zor yetiştim zaten. Yağız Bey'i bilmiyorum ama Sinan Bey gelir herhalde. Değil mi Azan? Siz buyurun, oturun lütfen. Çok lezzetli değil mi? Hadi bakalım. Aferin benim kızıma ya, aferin. Hadi bir tane daha. Al bakalım bir tane daha. Ay çok güzel değil mi? Kadın, çabucak iyileşeceksin sen değil mi? Hı? Değil mi anneciğim? Çabucak iyileşeceksin, tamam mı? Çabucak. Hanımefendi, taburcu olmadan önce doktor sizi bekliyor. Çorbasını babası içirsin isterseniz. Hanımefendi. Anne şimdi doktorun yanına gidecek. Sonra buradan birlikte çıkacağız, tamam mı? Ve sana söz veriyorum, anne yılın annesi olacak. Tamam mı? Geldi. Aferin. Ben 5 yaşındaki çocuğu evde yalnız bıraktım. Karnını doyurmamıştım biliyor musun? Çünkü ben yumurta bile kıramadım. Yapamadım ya. Aldırmak istedim ama aldıramadım. Doğurdum, attım işte öyle bir kenara. Olmaz dedim ya. Benden anne olmaz dedim. Ben bakamam dedim. Ayak bağı olur dedim. Senin için ya, zengin koca için ben çocuğumu doğurdum, bir kenara attım. Ben böyle bir anneyim işte. Prenses, sen o büyük beyaz evi özledin mi? Öncelikle ilk bir hafta çok özenli bakım gerekiyor. Koşmasın, zıplamasın. Kafa travması risk alabileceğimiz bir durum değil. İlaçlar bağışıklık sistemini düşürebilir. Beslenmesine, üşütmemesine özen göstereceksiniz. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi bakalım. Pardon, biz taburcu olacaktık. Kızım nerede? Babası götürdü az önce, haberiniz yok mu? Anne. Annenin biraz işi çıktı. Hadi bakalım. Nerelere vurayım Yasin? Ben nerelere gideyim? Ha benim aslanım. Canım oğlum. Aslanım.
Ya Şükriye Hanım. Neydi, ne oldu? Değil mi? Salına salına girdiğin o yalıdan sana sürüne sürüne çıkacaksın dedim. Değil mi? Dedim demesine de. Kız sen kendi ipini kendin çektin ya. Bana hiçbir şey bırakmadın ya sen. Yanarım yanarım ona yanarım şimdi. Bana bak Fazilet. Göbek atmaya geldiysen az ileride at. Benim sana yetecek canım yok. Senin o namussuz oğlun ben de göbek atacak hal mi bıraktı kız? Benim ciğerim yanıyor zaten. Sen hala oğluma konuşuyorsun. Defol git bu evden. Bana bak. Eğer oğlunun boşanmasına mani olmazsan... ciğer nasıl yanarmış o zaman görürsün sen. Damadıma gidiyoruz. Senin kızına şu kadarcık itimadın yok be. Gelmiş bir de beni fişekliyorsun ha. Fazilet benim yavrum. Kapıma uğramıyor. Karşıma çıkmıyor. Bir de benim sözümü mü dinleyecekmiş? Benim ciğerim yanıyor Fazilet. Ciğerim yanıyor. Senin o deli oğlun, o bebeğin kendinden olduğunu bir öğrensin. Bak o zaman senin ciğerin nasıl yanıyor. Ya Şükriye Hanım işte böyle. Allah'ın sınavı işte. İki ana ilk kez aynı gemideyiz. Bu sırrı gizlemek zorundayız. Ne yapıp edip oğlunu kızımdan uzak tutacaksın. Eğer bunu yapmazsan ne benim kızımın istikbali kalır... ne de sana ana diyecek bir oğul kalır geriye. Yanlış yaptık Fazilet. Yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Al yabalı bohçanı! Hadi başka kapıya, hadi! Benim kızım karnında bebeğiyle ona diyen senin o serseri oğlunun bebeğiyle kapına gelip yalvardığında sen ne yaptın? Sen vurun abalıya dedin. Benim yavrum karnındaki bebeğiyle kıvranırken yarısı oğlumdandır demedin. Dedin. Yılanın yavrusu dedin. Sen o böcek zehrinin bile suç ortağı oldun. Yanlış yaptık ha Şükriye. Yanlış yaptık. Öyle mi? Allah biliyor ya. Değil at hırsızı. Karun kadar zengin olsaydı da senin oğlun. Benim senin gibi bir anaya gelin edecek kızım yoktu. Şükriye. Fazilet Hanım, ikinciyi alamayacaksın.
Nazan, evlenelim. Evde yoksun. Harika. Yağız. Benden mi kaçıyorsun? Acelem var. Acele etsen iyi olur. Çünkü üçünüz için de çok geç olacak. Ne saçma. Neyse, sormayacağım. Ne saçmaladığını sormayacağım. Soramazsın çünkü korkaksın. Ece bak, bu asansör önü saçmalıklarından gerçekten çok sıkılmaya başlıyorum. Dün gece eğlendin mi peki? Hı? Sinan ablamı evlenme teklif ettiğinde eğlendin mi? Gerçekten çok saçma. Yağız, hiçbir şey. Ablamın Sinan'la evlenmesinden daha saçma olamaz. Kendine gel artık. Tamam, kendine gel. Sen böyle akıllıyım diye geziniyorsun değil mi etrafta? Ama iş kalbine gelince... Aptal oynamak iradeye iyi geliyor değil mi? Sen her şeyi biliyorsun Yağız. Sen her şeyin farkındasın ama aptal yatıyorsun. Ya ben bunu dinlemek zorunda değilim değil mi? Ben bunu dinlemek zorunda değilim. Yüzüne vurduklarımdan kaç ama kalbin orada sol tarafında. Kalbinden nasıl kaçacaksın Yağız? Ya ablamın ne halde olduğunu biliyorsun. Ya ablam ne haldeyse sen de o haldesin ya. Yağız bak, ikiniz de aynı acıyı çekiyorsunuz Yağız. İkiniz de birbirinizden saklanarak aynı acıyı çekiyorsunuz ve bunu bal gibi farkındasın ya.